geçinemiyoruz. Hayat nasıl yapılan zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeye her gün zam geliyor. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor ki. Bir emekli maaşıyla ne kadar geçineceksin? Ne kadar alırız abi? 7,5. 7,5. Hayat çok zor. Bu zamların sorumlusu kim abi sence? İnsanlar mı, hükümet mi? Hükümettir. İnsanların ne suçu var bu konuda? Hükümet her gün her şeye zam yaparsa, benzine zam yaparsa, ücretleri aynı bırakırsa ne olacak? Nasıl geçinecek? Oy verdik mi abi daha önce? Oy vermedim. Bundan sonra hiç vermem yani. Abi ekonomiyi soruyoruz. Geçinebiliyoruz mu? Dolu mu cepler? Vallahi biz geçinemiyoruz. Zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi, daha fazla olsun. Yok, hükümetten beklentileriniz neler abi? Onu beklentiler? Sorayım. İnan o beklenti yok artık, bitti. Oy verdik mi abi son olarak, onu sorayım. Verdik. Pişman olduk mu peki? Yani pişman olduk desek yerindedir, evet, doğrudur. Ekonomiyi soruyoruz, geçinebiliyor muyuz? Hayır, geçinemiyoruz. Her şey berbat. Bu yapılan zamları nasıl değerlendiriyorsun? Harika, beter olsunlar. Vallahi beter olsun, sürünsünler. Hep beraber sürüneceğiz. Oy vermiş miydik? Verdim tabii ki. Yani kimden yana kullandınız? Eko Başkan her zaman. Teşekkürler, çok rica ederim. Ekonomiyi soruyoruz, geçinebiliyor muyuz? Vallahi berbat. Berbat. Anne geçinebiliyor musun? Yok yok, geçinemiyoruz. Yapılan zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hiç kötü. Vallahi. Kötü yani, kötü işler acısı. Ya. Markette istediğimizi rahatla alabiliyor muyuz? Mümkün değil. İhtiyaç yok, dışında hiçbir şey alamıyorsunuz. Alıyorsun, ne yapacaksın, zor güç. Emeklilik var mı? Emekliyim zaten. Bir şey. Doğru dürüst almıyorum. 7500. Başka yok. Yeterli oluyor mu abla size? Yok yok. Evimiz 6000 lira vallahi. He. 6000 lira ev. Çocuğum olmasa temelli acık. Çocuk konfeksiyonda çalışıyor. O da evimizi geçindiriyor, zor güç. İşler acısı yani. Geçinebiliyor muyuz? Hayır. Vallahi yıldızları sayıyoruz. Tutup da akşamdan akşama yemek yiyorum. Az önce şu arkadaşın tartaleti almış şeyinde beni tarttı. Kendimi 72 biliyordum, 69'a düşmüşüm. Neden? Öğlen yemeğini kaldırdım. Sabah bir şey yersem yiyorum. Yemezsem günde bir öğün yemek yiyorum. Kazanın büyük, büyük kazanın içerisine suyu bol koyuyorum. Ekmeği çok doğruyorum. İyice halk ekmekten alıyoruz. Bir ekmeği doğruyorum. Ondan sonra kaşıklıyorum. Ondan sonra uykum geliyor. Kafayı vurup yatıyorum. Ki aklıma başka şeyler takılmasın. Uykumu iyi alıyorum ama istediğimin 1/5'ini yiyemiyorum. Zaten eti falan bilmiyoruz. Onlara sırtımız dönük. Pazarlara da akşam güneş batınca gidiyorum. Güneş battığı zaman, güneşe bakıyorum. Güneş battığı zaman, kış yaz, gidiyorum. Çürük çarık kalıntıları toplayıp onlardan işte bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bizi işte öldürmüyor, ayakta tutuyor. Canımızı gezdirmeye çalışıyoruz. Niye? Görüyorum, gide gide aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz. Daha nereye kadar ineceğiz? Emeklilik var mı abi, emekli maaşı? Var da bunun harcaması var, nüfusu var. Bir tek ben değilim ki. İşte ayakkabılarım yırtık pırtık. Onlardan idare ediyorum. Ucundan tutuyorum. Sakalından kesip bıyığını ekliyorum. Yaşamanın formüllerini arıyoruz. Artık siyasetçilerimiz şöyle tav demiş, sol demiş. Daha onlara da inanmıyoruz. Kendimize göre ufak tefek bir şeyler yapıp konuların içerisinde çıkmaya değil, çıkamıyoruz. Kendimizi kenarda tutmaya çalışıyoruz. Gayet iyi. İyiyimdir abi. Nasıl abi? Ülkede var o. Hangi ülkelerde var abi? Almanya. Almanya'dan geliyorum. Bir ay oldu. Orada bir günlük kazancınla ne kadar kıyma alabiliyorsun? Onu kıyaslama. Alo. Onu kıyaslamayacaksın. Onun ekonomisi başka. Onun ekonomisi başka. Senin ekonomin başka. Onu niye kıyaslıyorsun ki? Bununla işte kıyaslıyoruz abi. Avrupa'nın en ekonomisi iyi olan şey Almanya. Diğer ülkelerde var dedim mi? O yüzden Almanya'dan. Yok. Almanya'da var. 1500 euro olan bir işçi geçinemiyor. Geçinemiyor. Ne kadar ödüyor? 1000 euro. Geri kalan 500 ile geçinemiyor. Geçinemiyor. 389 euro doğalgaz 1 metreküpü. Ne kaldı? Şu video attı mesela bizden. Evet. Günlük kazancıyla. Patlıcan 4 euro. 1 kilosu. 4 TL. 4 euro. Ama günlük ne kadar euro alıyor? Ne kadar? Hacım nerede? Adam ekonomiyi soruyoruz, geçinebiliyoruz mu? Geçinemiyoruz. Dolu mu cepler? Berbat, boş. Soruyoruz, geçinebiliyoruz mu? Cepler dolu mu? Dolu, dolu. Ele çok dolu ki sorma. Zamları nasıl buluyorsun abi? Market fiyatlarını. Yağmur gibi yağıyor kardeşim. Yağmur gibi yağıyor. Emekli adam ne yapacak?
Maaş ne kadar abi? 7,5. Bozur bozur harcar. Abi ekonomi soruyoruz, geçinebiliyoruz mu? Dolu mu cepler? Trakya mı? Evet abi. Batığız abi. Ne geçinmesi? Batmışız abi. Zamları nasıl buluyorsun abi, değerlendiriyorsun? Zamların peşi bitmiyor ki, sürekli zam. Nereye kadar bilmiyoruz yani. Emekli misin abi, çalışıyorsun? Emekliyim abi. Maaşımız ne kadar abi? Abi, aynen abi. Nasıl yettirebiliyor musunuz, maaş sonunu nasıl yettiriyorsunuz? İki tane de çocuk var. Eyvallah. Ya işte biri çıkıyor diyor ki yok Ekim'de, yok biri diyor bilmem ne. Yani hiçbir şey belirsiz yani. Bilmiyorum abi yani. Tazımız tuzumuz kalmadı. Bu işin sonu nereye varır? Son seçimde oyu kimden yana kullandın? Abi ben bundan sonra hiçbir yere oy kullanmıyorum. Neden abi? Kullanmayacağım abi. Neden kullanayım ki? Sandığa mı küstürdüler abi? Abi her tarafa küstük biz ya. Yani gerçekten yani. Ekonomi nasıl buluyorsun abla geçmiş? Ekonomi. Sıfır. Sıfır. Açız ya. Bu markette nasıl istediğimizi rahat da alamıyoruz mu? Hayır efendim. Hayır. Yağ olmuş 250 lira tereyağı. Evet. O biri küçücük alırız. Artık bardağa düşeceğiz. En son bardak. Peynir desen yine öyle. Peynir alınmıyor zaten. Peynir zaten alınmıyor. Pirinç zaten hiç evime sokmuyorum. Eti zaten geçen sene kurbanda yemişim. Daha tövbe yememişim. Onlar yesinler ya. Onlar yesinler kardeş. Hükümetten beklentileriniz neler abla? Valla hiçbir şey beklediğim yok. O bize ihanet ediyorlar. Başka bir şey yok. Oy vermiş miyiniz daha? Verir miyim ya? Bırak ya. Ne vereceğim? Vermem. Vermem kardeş. Siz de vermeyin yani lütfen. Çünkü bak biz ömrümüzü vermişiz, çalışmışız. Çoluk çocuğum evde sefil kalıyordu. İşe gittim, emekli oldum değil mi? 3 çocuk evde sefil kalıyordu. Şimdi hakka reva mıdır ben yine 7500 lira alayım? 7500 lira maaşım. Bugün 500 telefon vermişim. Elektrik, su vermişim. Hadi geriye ne yapayım ben? Bir de kiraysa yanmışsın zaten. Allah'tan kiramız, bizim kiramız olsa İstanbul gibi yerde geçinemezsin. 15 gibi. Milyar kiraya. Evet. Kira 15 milyar. Teşekkür kira. Ederim canım. Çok teşekkür bunu abi. İletin. Kolay bunu gelsin. Bunu ilgililere iletin lütfen. Ama bak bu vatandaş yani. Sefil halde. Tabii canım. Ya meyve almamışım evime. Vallahi billahi tallahi ya. 30 lira kilosu, 30 lira, 40 lira, 60 lira. Hadi bakalım. Meyve. Karpuz hiç yemedik. Aynen öyle ya. Dilimle. Dilimle. Ya genelde herkesin yaşantısı bu şekilde yani gerçekten. Aynıdır yani. Aynı. Ben şimdi 7 milyon maaşıyla ne yapacağım babam? Ya şurada bir restorana giremezsin ya. Otur şurada bir yemek. Mümkün değil. Yemin ederim yarım ekmek dedim şey yapayım, dışarıda açık kaldım. 80 lira ya. Ekmek arası. Dürüm. Nasıl geçim olur kardeş? Ben size soruyorum. Bunlar saraylarda yaşıyor. Hiç mi merhameti yok bunların? Hiç mi dini imanı yok? Arabamız var. Arabamıza binemiyoruz. Vallahi bak arabamıza binemiyoruz. Arabanın ağası artık geçtik. Arabanın ağası artık yok. Restorana gidip yemek yiyemiyoruz. Bir kahve içemiyoruz. Ya ekmek arası yiyemem ben. Nerede? Ya. Restoran nerededir? Restoran. İşte şurada esnaf lokantası işte şu arada giderdik ara sıra bir çorba içerdik bir şey yerdik yani. O da geçti. Şimdi o bitti abicim nerede yiyeceksin? Adam da pahalıya alıyor. Ya onu da bir şey. Dükkanın kirası var. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Bak bu çok önemli. Şimdi İstanbul'da ben öyle gözlemliyorum yani. Eski bir işletmeci olarak. İstanbul'da şu an turist var. Bu turistler yavaş yavaş gittikçe rahatlayacak ama piyasa çok kötü olacak. Ben şimdi bütün çarşıyı dolaştım. Piyasa çok kötü olacak. İngiliz diyor. Vallahi ben Türkçe dedim. Ya İngiliz bilsem zaten burada durmam. Yani hangi İngiliz'i? Çoğu zaten mekanları dolduranlar işte turistler, evet. Almancılar, yurt dışından gelen vatandaşlarımız. Rus dolu, burada Rus dolu ya. Ruslar, Muslar. Gerçekten aynen. Bunlar. Ama bunlar gittikleri zaman bu piyasa var ya gerçekten cayır cayır yanacak. Çünkü Türk halkı gidip oralarda para harcayamıyor. Bu esnaf nereden dolduracak dükkanını merak peki, ediyorum. Peki Almanya'da ben bütün sülale Almanya'da gelip burada Marmaris'te Bodrum'da tatil yapıyor o kardeşlerim. Yaparlar. Burada olsaydık biz acımızda ölürdük diyorlar. Ya. Tabii, onlara 40 milyar şey alıyor buranın parasıyla. Emeklisi var. Tatile gitti mi yol parası var. Bak indirim var. Biz ne yapacağız? Biz ya evde biz gidip de bak biz gidip de yemin billah ederim.
Gidip de sabahını köründe belediye ekmeğinin kuyruğunda iki ekmek alacağım ki 8 lira 10 lira olmuş ekmek abi. Ya nasıl geçineceğim? Öyle, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Başka çaremiz yok. Çaresiziz. Utansınlar artık birazcık. Saray bedava, elektrik bedava, su bedava, uçaklar bedava. Epek bu vatandaşa ne oldu? Kazandıran kazanan da vatandaş olsun birazcık da ya. Biraz da vatandaşını düşün ya. Sen Suriyeli getirmişsin, Suriyeli burada bedava, doktor bedava, ev bedava, araba. Üstelik de hırsızlık orada, her şey onlarda çıkıyor. Önce Suriyeli gidecek. O bu vatan normale dönerse, onlar giderse biz normale döneriz. Onlar gitmezse biz daha çok kazıklar yeriz.